TRT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 1 Eylül Pazar, hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış töreninde Konyalılarla buluştu. Ne güzelsin Konya! Ne muhteşemsin Konya! Caddeler adeta insan seli. Büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanımızı bağrına bastılar. On binler sokakta, on binler meydanda büyük bir coşkuyla, gönül bağıyla bağlandığı Cumhurbaşkanını karşılıyor. İşte Konya, işte Konya sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan, Konya'ya, memleketine, ülkemize sevdalı lider geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip. Yaptığı hizmetlerle Konya'nın, Konyalıların sevgilisi olan, Konyalıların gönlünü fetheden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. İşte biz Konya'ya aşığız diyen Türkiye sevdalısı lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte Konya, işte Konya aşığı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendi sizleri sevgiyle selamlıyor. Yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. İşte sevdamız Konya diyen, sevdamız Türkiye diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Oldu her zaman sözünü deri, çıktı yoldan dönmedi geri. Kararlıdır davasında anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Kararlıdır davasında anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Konyalılar, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Havalimanından buraya kadar yol boyunca binlerin toplandığını görmek bana ayrı bir huzur, ayrı bir coşku verdi. Yaklaşık 5 aylık bir ayrılığın ardından bugün burada tekrar sizlerle birlikte olmanın, kucaklaşmanın, hasbihal etmenin bahtiyarlığı içindeyim. Değerli kardeşlerim, tarih boyunca nice büyük medeniyetlerin zirve şehri Konya, bugün de ülkemizin iftihar kaynaklarından biri olarak kalbimizin en müstesna köşesinde yer alıyor. Öncelikle size 31 Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi'nde verdiğiniz %70,5 oranındaki rekor destek için şükranlarımı sunuyorum. Bu neticeyle Konya
büyük şehirler arasında Türkiye'de birinci sıraya düşmüştür. Yine bu oran AK Parti'nin 15 yıldır mahalli idareler seçimlerinde Konya'da elde ettiği en yüksek destek oranıdır. Seçim öncesi buraya geldiğimde Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı sizlere emanet etmiştim. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizler de bu emaneti en yükseğe taşıdınız. Genç, çalışkan, azimli ve derviş gönüllü bu kardeşimizin Konya'ya çok büyük hizmetleri olacağına, sizi de bizi de mahcup etmeyeceğine inanıyorum. Yine çok yüksek oy oranlarıyla yüzümüze artan Karatay, Meram ve Selçuklu başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızı da tebrik ediyorum. Biz de seçimlerdeki rekor desteğiniz için sizlere teşekkür etmek amacıyla ilk fırsatta huzurlarınıza geleceğim dedim ve geldim. Bugün Konya'dayız. Bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan herkesi, bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkürü de sizlere, Konya halkına ediyorum. Konya büyük medeniyet davamıza tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de en büyük desteği veriyor. Bu şehir alemi aşkla bilen Mevlana Hazretleri'nin, alemi ilimle bulan Konevi Hazretleri'nin, kılıcı adaletli Sultan Keykubat'ın şehridir. Bu şehir hem tarımda, hem sanayide, hem kültürde, hem ilimde, hem de gönüllerin nuruyla beslenen, tasavvufta zirveyi hiç bırakmamış bir şehirdir. Şairin dediği gibi, zemini Konya acep genci pur mariftir. Yani Konya'nın altı da üstü de alimlerle doludur. İnşallah bu alimlerin gönül sultanlarının mirasına en iyi şekilde sahip çıkarak çok daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Bunun yolu da kendimiz olmaktan, kendi fiziki ve manevi mirasımıza sıkı sıkıya sahip çıkmaktan geçiyor. Mevlana Hazretleri'nin emanetini her şeyiyle aslına uygun şekilde koruyamazsak ona layık olamayız. Selçuklu'dan bize kalan her bir eseri gözümüz gibi koruyamazsak tarihimize layık olamayız. Sanayide bu şehri sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en gözde tasarım, geliştirme, üretim, ihracat merkezlerinin ilk sıralarına çıkartamazsak ecdada layık olamayız. Tarımda Konya'yı bir dünya markası haline getirmeden gidersek yarım iş yapmış oluruz. İşte bunun için nerede ne yapıyor olursak olalım, bir gözümüz hep Konya'dadır. Bunun için Konya'nın yatırıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Mavi Tünel içme suyu ve arıtma tesisinin, hatırlayın, açılışını yapmıştık. Aralık ayında Şebi Aruz için geldiğimizde de toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan
99 kalem projenin toplu açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün de burada toplam yatırım tutarı 645 milyon lira olan 88 kalem eser ve hizmetin açılışını yapmak üzere sizlerle bir aradayız. Bu eserler arasında çok sayıda eğitim yatırımı, sağlık tesisi, enerji altyapı inşaatı, spor sahası, öğrenci yurdu, yol, çeşitli kurumlarımızın hizmet binaları yer alıyor. Aynı şekilde Büyükşehir Belediye'mizin şehir genelinde tamamladığı yollar, köprülü kavşaklar, üst geçitler, göletler, sulama tesisleri, kanallar, mezbaha, pazar yerleri, parklar, çarşı gibi hizmetlerin açılışını da bugün burada yapıyoruz. Karatay, Selçuklu, Akşehir, Cihanbeyli, Seydişehir belediyelerimizin tamamladıkları yatırımları da bugün burada resmen hizmete alıyoruz. Hepsinin de şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin Konya'mıza kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizi, şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, Konya'ya kazandırdıklarımız elbette bunlardan ibaret değildir. Bakın, son 17 yılda Konya'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Eski rakamla söylüyorum. Son 17 yılda Konya'ya 51 katrilyon lira yatırım yaptık. 51 katrilyon. Şehir genelinde 8 bin değerli kardeşlerim. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Değerli kardeşlerim, 8000'in üzerinde derslik inşa ederek, 2 yeni devlet üniversitesi kazandırarak, 20 bine yakın yurt yatağı kapasitesi oluşturarak, Konya'nın eğitim altyapısına adeta yeni baştan kurduk. Hem spor karşılaşmaları, hem de önemli etkinlikler için Konya'ya 42 bin kişilik stadyum, ayrıca gençlik merkezleri, yüzme havuzları, spor kompleksleri inşa ettik. Artık milli maçlarımızın oynandığı statlardan önemli hangisi oldu? Konya Şehir Stadyumu oldu. Ve buradan da hep galibiyetlerle dönüyoruz. Ve artık Konya gençliği sporu seviyor. Spora sahip. Ama dün galiba 2-2 değil mi? Şöyle yeniden daha diri bekliyoruz. İnşallah şimdi de hem merkezde hem de ilçelerimizde çok sayıda millet bahçesi yaparak eski stadyumu ne yapıyoruz? Millet bahçesi yapıyoruz inşallah. Ve Konyalı bakanımız Murat Bey süratle belediye başkanımla el ele verecek. Murat Bey hazırlıklar tamam mı? Tamam diyor. Hızla inşallah artık anneler çocuklarını, yavrularını yanlarına alacaklar. Millet bahçesinde onlarla eğlenecekler. İnşaatı devam eden ve inşallah seneye açacağımız şehir hastanemiz 1250 yatağı ile ülkemizin en büyük sağlık tesislerinden biri olacaktır. Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden nereye çıkardık? 1141 kilometreye çıkardık.
Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Hızlı tren hatlarıyla Konya'yı Ankara'ya, İstanbul'a, Eskişehir'e bağladık. Karaman hızlı tren hattı bitti. Sinyalizasyon çalışmaları tamamlanınca işletmeye açılacak. Bu hattın devamı da Mersin'e, Adana'ya, Osmaniye'ye, Gaziantep'e kadar uzanıyor. Bir başka hızlı tren projesi de bir taraftan Antalya'ya, diğer taraftan Kayseri'ye kadar uzanacak olan ve Konya'nın merkezinde yer alacağı hattır. Etüt çalışmaları süren bu hattın inşasına da inşallah en kısa sürede başlıyoruz. Eski sanayi ve Karatay sanayisini yeni yerlerine taşıdıktan sonra mevcut yerlerinde büyük bir kentsel dönüşüm başlattık. Mavi tünel Konya Ovası'nın bereketini artıracak, şehrin geleceğini şekillendirecek önemli bir yatırımdır. Ve değerli kardeşlerim, bütün bunlarla beraber tüneli ve barajlarının önemli bir kısmını tamamladık. Sulama tesisleriyle ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Bu yatırımlarla yaklaşık 600 bin dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyoruz. Tarıma elverişsiz bir bölge olan Karapınar'da da enerji ihtisas endüstri bölgesi kuruyoruz. Yapılanlar elbette önemlidir. Ama asıl yeni eserlerin, yeni hizmetlerin, yeni yatırımların müjdesini vermek istiyorum. Şimdi hepinizin merakla beklediğini bildiğim ilk müjdemi veriyorum. Hazır mısınız? Heyecan yapmayın. Değerli kardeşlerim, inşallah Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini Eylül ayında gerçekleştiriyoruz. Metro hattı Konya'nın bugününden ziyade geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bugün Konya şehircilik bakımından ülkemizin örnek yerlerinden biri ise bunu bir asır ayrım yapmadan, değerli kardeşlerim, yarım asır önce şehrin geleceğine yapılan yatırımlara borçludur.
Geliyorum şimdi bir başka müjdemize. Bu müjde de çiftçilerimize. Pancar üretimi Konya'nın en önemli gelir kaynaklarından biridir. Şeker kotalarını yeniden düzenleyerek nişasta bazlı şeker oranını %10'dan %5'e düşürmüştük. Bu yılın sonunda oranı %2,5'a kadar indiriyoruz. Böylece çiftçilerimize 1,5 milyon ton ilave pancar kotası sağladık. Bu yıl pancar üretiminde %11 artış bekliyoruz. Pancar alım fiyatını da bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz. Nasıl, iyi mi? Hayırlı olsun. Allah bereketini versin inşallah. Konya'ya bir müjdemiz daha var. 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisinin ev sahibi olarak Konya'yı belirledik. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu büyük organizasyonunun sonuncusu 2017 yılında Bakü'de yapılmıştı. Ülkemiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay inşallah Kasım ayında ev sahibi şehir sözleşmesini imzalayacaktır. Tüm bu müjdelerin Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Konya'nın da her alanda daha çok üreterek, daha büyük başarılar ortaya koyarak bu yatırımların karşılığını vereceğine yürekten inanıyorum. Değerli kardeşlerim, belediyecilik sıradan bir faaliyet olmanın çok ötesinde, tam manasıyla bir gönül işidir. Sayın seyirciler, Konya'da iller arası boks şampiyonası düzenlendi. Türkiye Boks Federasyonu Konya İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı İller Arası Boks Şampiyonası Konya'nın ev sahipliğinde Büyükşehir Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Ağustos Zafer Bayramı haftası içerisinde boks İl Temsilciliği olarak organize etmiş olduğumuz 30 Ağustos Zafer Bayramı İller Arası Boks Şampiyonası'na burada ev sahipliği yapmış oluyoruz. Katılan illerimize ve sporcularımıza hoş geldiniz diyorum. İnşallah hep birlikte 1970'li 1980'li yıllara çevirmek için, yani o günlere dönmek için, o günlerin boksunu tekrar Türkiye'de hayata geçirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 11-16 yaş arası sporcuların katıldığı şampiyonada duayen sporculara plaket takdim edildi. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063,
0332 713 16 17. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven İnovatif serisinden. Selenit. Fratven. Fratben Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratben Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup, tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler, başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında, günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Bu akşamlıkla biz Erman Süren'in sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.